Bugün 24 Mayıs 2018. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. İlk öncelikle bir haber başlıklarını söylemek istiyorum. CHP ilçe teşkilatı bugün Cavit Arı'nın gelmesiyle beraber bir toplantı yaptı. Cavit Arı bir basın açıklaması yaptı. Birinci haberimiz bu. İkinci haberimiz yine Cavit Arı ile alakalı. İşte biliyorsunuz birkaç gündür konuşulan konular vardı. O konularla alakalı biz bir şey yaptık. Yine İYİ Parti meclis üyesi İrfan Yılmaz'ın dün akşam saatlerinde dedesi vefat etti. Onun bugün cenaze merasimi vardı. Onunla alakalı bir haberimiz var. Belediye Başkanı Hasan Ali İrfan Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi açıklamasını Ankara'dan izledi. Birkaç meclis üyesiyle beraber. Onun Ankara'ya gitmesiyle beraber boşalan belediye başkanlık koltuğundan bir gün süreyle belediye meclis üyesi Emin İsel vekalet etti. Onun haberi sizlerle olacak. Yine MHP aday tanıtımını yaptı dün Antalya Teşkilatı. Aday tanıtımı yaptı, onunla alakalı bir haberimiz var. Yine belediye başkanı adayı, başkan yardımcımız Mehmet Manavoğlu dün parkları denetledi. Onunla alakalı haberlerimiz var. Şimdi isterseniz haberlere geçelim. İlk haberimiz CHP İlçe Teşkilatı'nın yapmış olduğu bir basın açıklaması. Cavit Arı da katıldı. İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadeli vardı. Cavit Arı vardı. Basın açıklaması yapıldı işte. Biraz anlatacağım şimdi birazdan diğer ikinci haberimizi anlatacağım. İlk önce isterseniz bu haberi bir bakalım. Diğer haberde biraz daha detaylı konuşacağız. CHP milletvekili adayı Cavit Arı aday olduktan sonra ilk ilçe ziyaretini kendi memleketi olan Koruteli'nden başladı. CHP ilçe teşkilatında yapılan basın toplantısı CHP ilçe başkanı Yıldıray Çıldır'ın konuşmasıyla başladı. Diliyorum. Cavit Arı ismini hepiniz biliyorsunuz. Daha önceki dönemlerden il genel meclisi üyeliği, il genel meclisi başkanlığı, il başkanlığı. Siyasette tecrübesini, birikimini inşallah 27. dönemde de milletvekili olarak sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, kendisi Korkuteli'nin adayıdır. Tüm Korkuteli için kullanacak. Bu çıktığı yolda tekrar başarılar diliyorum. Lafı da... CHP milletvekili adayı Cavit Arı konuşmasına, bu sürecin Korkuteli adına yaşadığımız, büyüdüğümüz bu topraklar adına güzel bir gelişme olduğunu belirterek başladı. Ben de sizler gibi Korkuteli'nin bu sokaklarında büyüdüm. İlkokulu Selçuk İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi yine Korkuteli Ortaokulu ve Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversiteyi de buradan kazanarak gittim. Meslek hayatımızın tabii ki çoğunluk kısmını Antalya'da icra ettik ama üstlendiğim İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde hepinizin de bildiği üzere bütün Antalya'ya eşit hizmet götürmeye gayret gösterdim. Ama tabii ki doğduğumuz ve yetiştiğimiz topraklar olan Korkuteli'ne de bir fazla hizmet yapmaya da gayret gösterdiğimi sizler de biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, milletvekili adaylığı süreci yaşandı ve ben de diğer partilerde seçilecek noktada hiçbir Korkuteli adayın olmadığını görüyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi seçilebilecek bir nokta olan 5. sıradan ki biz daha fazla milletvekilliğini bu dönem çok rahatlıkla çıkaracağımıza inanıyorum. Seçilebilecek noktada bir Korkuteli'li milletvekilinin Ankara'da olmasının da yine buradaki vatandaşlarımız adına güzel bir
netice olduğunu düşünüyorum. Özellikle hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Bu dönem kendi evlatlarına, kendi çocuklarına, kendi kardeşlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ben bu toprakların bir evladıyım. Alaaddin Mahallesi'ndenim. Kiremitli Mahallesi'nde büyüdüm. Ve Korkuteli Lisesi'nden mezun oldum. Yani kısacası burada yetişmiş ve üstlendiğim görevlerde de her zaman bana çok rahat bir şekilde ulaşabilen ve istediklerini yapabilen birisi oldum. Dolayısıyla da buradan hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Bu süreci bir parti meselesi olarak görmeden hemşehrilerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Tüm Korkuteli hemşehrilerimi. İnşallah Ankara'da tüm Korkuteli'nin ve bütün Antalya'nın sesi olmaya, önümüzdeki süreçte ülkemizin bu kötü gidişatına dur diyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak görev yapma onurunu yakalamaya çalışacağız. Cavit Arı, bugünkü yapılan basın toplantısında biz sorduk, işte bu dedik, sıralamayla alakalı bir tepki oldu mu, o konuda ne düşünüyorsunuz dedik. Sıkıntı olmadı dedi, böyle bir tepki olmadı dedi. Hatta dedi, ben de böyle bir şey görmedim dedi, paylaşım görmedim dedi. Tabi burada bir ironi yaptığını düşünüyoruz biz. Gözünüzden kaçmıyor yani, sadece benim değil, diğer basın mensupları arkadaşlarım da oraya katılan, işte Hasan Saracı vardı, Necdet Tunası vardı, Adem Durmaz'ı vardı. Onların da gözüne kaçmayan, hatta bunu manşet gazetesinden sizler de söyledi. Toplantıya katılan vatandaşlar gergindi. Bir soru sorduğumuz zaman sert tepkiler verdiler. Yani işte Cavit Arı'yı istemedi mi? Veya Cavit Arı'yı neden protest etti tarzında bir soru sorduk. Veya bu paylaşımlar niye oldu diye. İlçe yöneticilerinden ziyade, Cavit Arı'dan ziyade oradaki toplantıyı izlemeye gelen vatandaşlar aşırı bir tepki verdi. Biz de çok soru sormak istemedik. Ortam geriliyordu. Biz birkaç daha soru sorsak ortam çok gerilecekti. Tam seçim önünde Cavit Arı da Korkuteli'nin kendi evladı. Bizim de sevdiğimiz bir siyasetçi. Cavit Arı'ya da zarar vermek istemedik. O yüzden sorularımızı kısa kestik. Ama bu artık seçimlerden sonra CHP'de bu konular çok konuşulacak, bu konular çok tartışılacak. Ve hani o günkü paylaşımda yapılan hesap sorulacak diyor ya, birilerinden hesap sorulacak ama kimden hesap sorulacak, o gün göreceğiz. İzleyeceğiz hep beraber. Şimdi Cavit Arı'nın yapmış olduğu sıkıntı yok, bir problem yok açıklamasını hep beraber izleyelim. Bir adaylık sürecinin belirlenmesinin bir safahatı var, süreci var. Yani o süreç tamamlanıncaya kadar aday belirlenebilir. Yani bir çalışma sürecidir, belirlenme süreci. Ve bu sürecin son noktası listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na verilme safhasıdır. Yani bir adayın ben aday oldum veya ben adayım diyebilmesi için listenin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiş olması gerekir. Ve artık o dakikadan sonra adayız diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla son süreçte Yüksek Seçim Kurulu'na verilen listede de 5. sırada Sayın Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin yapmış olduğu değerlendirmede Yüksek Seçim Kurulu'na verilen listede benim ismim var. Dolayısıyla da böyle işte yok bir başka arkadaş adaydı değildi diye bir polemik şu an gereksiz, öyle bir şey de yok. Yüksek Seçim Kurulu'na verilen listede benim ismim var. Sonucu itibariyle resmi liste bu şekilde. Bu tamamen genel merkezimizin takdiriyle gelişen bir süreçtir. Onun dışında bir kırgınlık diye bir şey söz konusu olamaz. Dün İl örgütümüzle toplantı yaptık, il başkanımızla, diğer görevli arkadaşlarımızla,
ilçe başkanımız ve aday arkadaşlarımızla gayet samimi bir ortam içerisinde bu dakikadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Antalya'da nasıl bir fazla milletvekili çıkarabiliriz mücadelesi içindeyiz biz. Yani bizim hiçbir arkadaşımız böyle adaylıktı veya başka bir nedenden dolayı partimizde bir kırgınlık yaşamaz, küskünlük yaşamaz. Bugün hepimizin ortak hedefi Cumhuriyet Halk Partililerin 16 yıldır ülkeyi kötü yöneten, ülkeyi kaosun eşiğine doğru sürüklemeye doğru götüren bir iktidardan nasıl kurtuluruz? Bizim hepimizin derdi budur. Diğer şeyler bizim için, hiçbirimiz için önemli değildir. Bugün hangi arkadaşımız adaysa biz hepimiz o aday arkadaşımızın etrafında kenetleniriz ve çalışırız. Geçtiğimiz dönemlerde örneğin yerel seçimlerde ben diyelim ki il genel meclis başkanıydım hatırlarsanız. Bütün arkadaşlarım, aday olan arkadaşlarım kazansın diye gece gündüz kendi imkanlarımla. Bakın bütün ilçelere geldim. Burada da Korkut Ede dahil işte çalıştım. Sonraki seçimlerde. Yani kısacası Cumhuriyet Halk Partililerinin hedefi bu iktidarı bu sandıkta göndermek ve özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaktır. Çünkü ülkenin kötü gidişatının kurtulmasında dönüm noktası 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Hepimiz Cumhurbaşkanlığı seçimine ve milletvekili seçimine kenetlenmiş vaziyetteyiz. Şu dakikadan itibaren hiçbir arkadaşımızın bir kez daha olsa kafasında bir tereddüt olmaksızın gece gündüz çalışacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacak arkadaşlar. Ben de buna inanıyorum. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Bugün ilçemizde üzücü bir olay vardı. İYİ Parti Meclis Üyesi İrfan Yılmaz'ın dedesi İsmail Kulaksızoğlu bugün vefat etti. Bugün cenaze merasimi vardı. Cenaze saat 11 gibi evin önünde cenaze namazı kılındı. Daha sonra defnedildi. İrfan Yılmaz ve akrabaları gayet üzgündü. Siyasiler, bürokratlar ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. İrfan Yılmaz'ın bu acısını da yalnız bırakmadılar. Sıradaki haberimiz bu. İYİ Parti Meclis Üyesi İrfan Yılmaz'ın dedesi İsmail Küçük Kulaksız tedavi gördüğü hastanede dün gece vefat etti. Bugün Alaaddin Mahallesi'nde bulunan evinde cenaze namazı kılındıktan sonra Akbeşit Mezarlığı'nda defnedildi. İlçemiz siyasetçilerinin ve vatandaşlar büyük katılım gösterdiği cenaze merasiminden sonra merhum İsmail Küçük Kulaksız yakınları taziyeleri kabul etti. Antalya'da bir otelde ve bir araya gelindi. Ve adaylar tek tek kamuoyuna basına tanıtıldı. Bunda Korkuteli İlçe Teşkilatı adına da Medine yapılmış şey vardı ilçe başkanı olarak. Şimdiki sıradaki haberimiz o. Milliyetçi Hareket Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışer bir basın açıklaması yaparak Antalya'da düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldığını ifade etti. Yapılmışer ayrıca milletvekili adaylarımız yakında gruplar halinde ilçemizi ziyaret edeceklerdir dedi. Yapılmışer açıklamasında söz konusu toplantıya İl Başkanımız Sayın Mustafa Aksoy, Antalya Ülke Ocakları Başkanı Alpere Tuğrul Küreşoğlu ve ilçe ocak başkanlarımız
İl Teşkilatı Divan Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, KamuSen Antalya İl Temsilcisi Hayati Peker ile KamuSen'e bağlı yetkili sendika temsilcilerimiz, Büyükşehir Meclisi Grup Sözcümüz Selçuk Senirli olarak katılım göstermişlerdir. Tarafım da ilçemizi temsilen toplantıya katıldım. İftar yemeği akabinde başlayan tanıtım törenimizde evvela Sayın İl Başkanımız, akabinde Milletvekilimiz Ahmet Selim Yurdakul ve birinci sıra Milletvekili adayımız Abdurrahman Başkan birer konuşma gerçekleştirmişlerdir. Sonrasında adaylarımız ayrı ayrı özgeçmişleriyle tanıtımı sahneye alınmış ve sonrasında toplu resim çekilmiştir. Tören sonrasında basına kapalı seçim çalışmalarımıza dair istişare toplantısı yapılmıştır, dedi. Konteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban Ankara'ya gitti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün biliyorsunuz seçim beyannamesi niye açıklaması vardı. Onu izlemeye, yerinde izlemek için Cumhurbaşkanı'na orada Ankara'da dinlemek için Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve birkaç tane meclis üyesi Ankara'ya gitti. Onun Ankara'ya gitmesiyle beraber belediye makamı boşaldı. Bu makama vekaleten bugün Emin İsen, meclis üyesi Emin İsen vekillik yaptı. Onunla alakalı haberimiz var. Emin İsen'in de bugün sevimli bir konuğu vardı. Torunu Zeynep Taş kendisini ziyaret etti. Dedesine hayırlı olsun dedi. Güzel bir haberdi sizlerle. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı seçim beyannamesini yerinde takip etmek için Ankara'ya gitmesinin ardından Korkuteli Belediye Başkanlığı'na AK Parti Meclis Üyesi Emin İsen vekalet etti. Başkan Vekili İsen'i en küçük torunu Zeynep Taş da ziyaret etti. Değil mi? Dedem bugün Belediye Başkan Vekili Korkuteli'ni yönetiyor. Ne yapıyormuş? Bebeğini vereyim mi? Zaten şeydi de sen göbek sanıyordun ben. Benziyor da. Sıradaki haberimiz yine Çiçeğe Burnu'nda belediye başkan yardımcısı Mehmet Manavoğlu ile alakalı. Mehmet Banavoğlu başkanlığa başlar başlamaz, başkan yardımcılığına başlar başlamaz hızlı giriş yaptı. Dün parkları dolaştı, parkların eksiklerini tespit etti ve kokteyle daha çok yeşil alan kazandırabilir miyiz? Nerelere daha fazla park yapabiliriz tarzı çalışmalar yaptı. Bununla alakalı haberimiz de şimdi. Çiçeği Burnu'nda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Manavoğlu, ilçe merkezi eski belde ve köylerde bulunan parklarda incelemelerde bulundu. Mevcut parklarda ve yapılması planlanan park alanlarında incelemelerde bulunan Manavoğlu'na belediyemiz Park Bahçeler Müdürü Oğuz Özdemir de eşlik etti. Açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Manavoğlu şunları söyledi. Farklı mahallelerde bulunan ve park yapılması planlanan alanlara ön incelemeler ve ön çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda mevcut parklarda bulunan eksiklikleri, arızaları ve bozuklukları inceleyerek tespitler yapıyoruz. İlk etapta ilçemiz mahallelerinden Datköy, İmrahor ve Yazır'da yapılması planlanan park alanlarını yerinde inceledik. Yapım çalışması devam eden alanlarda incelemelerde bulunduk. Yeni parklar yaparak halkımızın hizmetine sunacağız, dedi. Bugünlük haberlerimiz bu kadar. Bizden bugünlük bu kadar. Ama yarın tekrar sizinle beraber olacağız. Yine kulislerimiz olacak. Birkaç gün sonra da bu son bir haftada yaşanan olayları gazeteci arkadaşlarla tekrar tartışacağız, konuşacağız. İlçe başkanları tek tek değerlendireceğiz. İlçedeki sorunları veya konuşulanları masaya yatıracağız. Onun da haberini şimdiden size vereyim. Bizi izlemeye devam edin. Gözünüz Korteli TV'de olsun.